29 Mayıs 2018'de açılışı gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru boru hattı, Avrupa'nın enerji haritasını değiştirecek dev bir proje. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın ortaklığıyla hayata geçirilen proje, Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlıyor. Projenin hem bölge ülkelerine hem de Avrupa ülkelerine önemli katkıları olacak. 40 milyar doların üzerinde sermaye yatırılan proje, Avrupa'nın enerji talebini çeşitlendirmesi anlamında büyük önem taşıyor. Proje ile ayrıca Türkiye'nin güvenli enerji arz koridoru kimliği taçlanıyor. Güney Gaz Koridoru projesi 3 kısımdan oluşuyor. Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TANAP ve Trans Adriyatik Boru Hattı TAP. 690 km uzunluğunda olan Güney Kafkasya Boru Hattı, Şahdeniz sahasında üretilen doğalgazı Türkiye-Gürcistan sınırına ulaştırıyor. Bu noktadan itibaren 12 Haziran 2018'de Eskişehir'de açılışı gerçekleştirilen Trans Anadolu Boru Hattı, yani TANAP devreye giriyor. Yaklaşık 7 milyar dolara mal olan TANAP projesinde boruların temin edilmesinden inşaatına kadar tamamına yakınını Türk şirketleri üstlendi. 1850 km uzunluğuyla Güney Gaz Koridoru'nun en uzun bölümünü oluşturan TANAP, Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlıyor, 20 il, 67 ilçe, 600 köyden geçerek Edirne'nin İpsala ilçesinde son buluyor. Bu noktadan sonra TANAP görevini Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'na devrediyor. Yaklaşık 850 km uzunluğunda olacak ve 4,5 milyar euroya mal olacak TAP'ta çalışmaların Ocak 2019 itibariyle %85'i tamamlandı. Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı, Azerbaycan doğalgazını Yunanistan ve Arnavutluk üzerinden İtalya kıyılarına kadar taşıyacak ve gaz buradan da Avrupa'ya dağıtılacak. Enerjinin İpek Yolu olan Güney Gaz Koridoru projesinin hayata geçirilmesiyle ilk aşamada yılda 16 milyar metreküp doğalgaz akışı sağlanacak. İlk aşamada 6 milyar metreküp doğalgaz Türkiye'ye, 10 milyar metreküp doğalgazla Avrupa'ya iletilecek. 2023 yılında hattan geçecek doğalgaz miktarının 23 milyar metreküpe, 2026 yılında ise 31 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor. Projenin hayata geçmesinin pek çok siyasi sonucu da olacak. Büyük ölçüde Rus doğalgazına ihtiyaç duyan Avrupa'nın enerjide Rusya'ya bağımlılığı azalacak. TANAP'la doğalgaz tedarikçisi konumuna ulaşan Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenli ve alternatif enerji ihtiyacını sağlayan bir konumda olması önemli bir unsur olarak görülüyor. Bugün Azerbaycan'ın 2.6 trilyon kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Türkiye projeye Türkmenistan'ın da dahil olması için yoğun diplomasi yürütüyor. Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin ve ortaklarının artmasıyla bölge ülkelerinin siyasi ve ekonomik istikrarına katkı sunması bekleniyor.